Bugün tamir ettiğimiz elektrikli araba sadece ileriye gidiyor, geriye gitmiyor kullandığımız beyinde geri tuşu olmadığı için bu her zaman bir sıkıntı oluyor. Bize bu şekilde sorular da gelmişti. Arabamız sadece ileriye gidiyor, geriye gitmiyor. Bununla ilgili bir video çekebilir misiniz demişlerdi. Aslında geriye götürebilmek için çok kolay bir yöntem var. İlk önce herkesin anlayabilmesi için şöyle küçük bir devre kuracağım. Burada DC motor var. Bir tane de 1-2 anahtar var. Anahtarın altında 6 tane pin var. Bu pinlerin 6 tanesini de kullanmamız gerekiyor. Anahtarın altındaki pinlere bağlayabilmek için kabloları hazırladım. Bu kabloların bir tarafı direkt sok Etli. Orta tarafa iki tane kablo bağlıyorum. Burada herhangi bir ekstradan bağlantı olmayacak. Sadece buraya artı ve eksi bağlayacağız. Diğer boşta kalan dört tane girişe de aynı renkte kablolar bağlıyorum. Gri ve turuncu kablolar. Anahtarı kabloları bağladıktan sonra anahtarın en altındaki gri ve turuncu kabloları motorun girişlerine bağlıyorum. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra anahtarın bir konumuna bastığımda motor zaten çalışmaya başlayacak. İki konumuna bastığımda ise motor duracak. İki konumuna bastığında geriye dönebilmesi için burada faz fazların yönünü değiştirmem gerekiyor. Yani anahtarda boşta kalan kabloları bu kez motorun üzerinde gri bağladığım noktaya turuncu kabloyu bağlıyorum. Turuncu bağladığım motor kablosuna bu kez gri kabloyu bağlıyorum. Yani kabloları birbirine çapraz bağlamış oldum. Böylelikle anahtar üzerinden 1'e bastığımda motora artı eksi sırasıyla gidiyorsa 2'ye bastığımda eksi artı sırasıyla gidecek. Yani devir yönü bu şekilde değişmiş olacak. Şimdi yapmam gereken sadece anahtarın orta pinlerine bağlamış olduğum kabloları eksi ve artı bağlamak. Artı ve eksi girişleri bağladığımda aslında bütün her şeyi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi anahtarın iki konumuna bastığımda motor saat yönünün tersine dönüyor. Bir konumuna bastığımda ise saat yönüne dönüyor. Yani ileri geri rahat bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Motorun devir yönünü değiştirmek bu anahtarla bu kadar basit. Hem fırçalı hem de fırçasız motorlarda bu şekilde devir yönünü değiştirebiliriz. Fırçasız motorlarda 3 tane kablo olduğu için yine girişlerinden sadece 2 tane kablosunu buraya bağlayıp diğer bir tane kabloyu direk bağlamış olsak yine bu şekilde düğmelerden ileri geri ayarlayabiliriz. Şimdi aynı sistemi elektrikli arabamızda uyguluyoruz. Beyinden gelen artı ve eksi kabloları anahtarın orta girişine bağlıyorum. Kendim şöyle küçük bir T kablo yaptım. Bu T kablonun girişlerini de boşta kalan pinlerdeki girişleri çapraz bir şekilde bağlıyorum. Yani sağ tarafta en üstteki pine bağlıyorsam sol taraftaki en alttaki pine bağlamam gerekiyor. Birbirine çapraz olacak. Boşta kalan pinlere de diğer kabloyu bağlıyorum. Bağlamış olduğum kablolardan da ek alınan kabloları direkt motora bağlıyorum. Bu şekilde ileri geri bağlantımızı tamamlamış olduk. Küçük bir test yaptığımızda hem ileri hem de geriye kullanabiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.